Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel fuları çalışacağız. Fularımız e, zincirden oluşan bir e, çalışma olacak. Örmesi gayet kolay bir yarım saatinizi alacak bir çalışma. E, Tabi yeni başlayan arkadaşlarım. E, İp ile tığ ile arası biraz daha mesafeli olan arkadaşlarım bir saatte rahatlıkla bitirebilir bu güzel çalışmamızı hem ipimiz kalın hem de yapmış olduğumuz işlem sadece zincirlerden oluşmakta bakınız beşer beşer artırarak ördüğümüz zincirlerle bu güzelliğimizi tamamlıyoruz evet yapımını öncesinde şöyle bir anlatmak istiyorum Yapımında ensemizi trabzan bölümünü önce zincir çekerek örüyoruz ve trabzan bölümümüzü tamamlıyoruz. Burası ensemiz. Boynumuzun güzelliğini süsleyecek bölümleri ise gördüğünüz şu zincirlerimizi çekerek karşılıklı batıyoruz. Buradan çekmeye başlıyoruz. Diğer tarafa gelerek batıyoruz. Sonra buradan tekrar bu tarafa geçiyoruz ve batıyoruz ve bu işlem esnasında her bir sıramızda beşer tane zincir arttırıyoruz. 5 değil de daha yoğunluklu çalışacaksanız 3 artırabilirsiniz. Yani önemli olan artışlarımızı yaparak bir sonraki zincirimize başlayarak boynumuzu uygun bir şekilde dolduruyoruz. Aşağıdan yani azdan çoğa doğru meyil veriyoruz ve boynumuzdan aşağıya iniyor. Evet. Hemen yapımına geçelim ama öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni, yorumlarınızla, beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet. Şimdi kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Fularımı örmek için şöyle 6 numara 3,5 mm tığımı alıyorum ve görmüş olduğunuz kendisinden çiçekli ipimi alıyorum. İpimin adı Alize Maxi Flower çiçekli ip. 100 gram ve 80 metreden oluşuyor. 100 grama 80 ipimin oldukça kalın olduğunu gösteriyor. Şöyle renk numarasını da söylemek istiyorum. 5073 numaralı renge sahip ipimiz. İpimizin içerisindeki çiçeklerde yeşiller, sarılar, kiremit rengi, morlar, daha koyu yeşiller, bordolar, morlar ağırlıklı olarak bulunmakta. Evet şimdi e, zincirimizi çekerek fularımızı örmeye başlayalım. İpimi şöyle çıkarayım. Hiç aşağıdan çekmeden üstten örmeye başlayalım. Önce zincir çekiyoruz ve e, ensemizi oluşturuyoruz. Fularımızın ense bölümünden örmeye başlıyoruz. Burada genişlik e, 35 tane zincir yeterli olacaktır. 35 zincir üzerine çalışıyorum. Bunu düğüm olarak sayıyorum. Düğümümden sonra başlıyorum. 1, 2, bakınız koca koca zincirlerimiz oldu. 3, 4, 5, 6, 7, çiçeğimiz arada kalsın. 8, 9, 10, 11, 12, ipimizin yarımını olmasına da fırsat vermiyorum. 13 14 15 16 17 18 19 yine çiçeğim arada kalıyor. 20 21 22 23 24 25 26 27 şöyle ipimi yine 28 29 30 31 32 33 34 ve 35 tane zincirimi çektim. Şurası ense arkamız için olacak bölümümüz. Hemen mezurla bir ölçüsünü vereyim. Ona göre ayarlamalarımızı karşılıklı olarak yapmış olalım. Mezurumu alıyorum. Buradan 4 trabzan, 4 tane zincirimizi trabzan için döneceğiz. Onu da hesaba katalım ve şöyle görelim. Şu an zincirimizin boy ölçüsü 20 ama şimdi trabzan için geri dönüşümüzü yapacağımızda muhtemel 18 gibi kalacak bunu trabzanlarımızı tamamını bitirdikten sonra yine ölçeriz şu anki hali 20 santim Evet şimdi geriye dönerek trabzanlarımızı örmeye başlayalım bir tane zincir saydım 2 zincir 3 zincir dördüncü zincirimi saydım ve tığımın başını dolayarak dördüncü zincir üzerine gelerek batıyorum bakın 1 2 3 4 4 elimi tutuyorum bir defa başını doluyorum elimi tuttuğum yere girerek trabzanımı örmeye başlıyorum. Çıkardım. iki defa da örüyorum. 1 2 Ve sonrasında yine tığımın başını doluyorum. Sırayla hiç atlamadan giriyorum. Bir. Hem doladığımı hem çıkan ilmeğimi örüyorum. İki. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincirime giriyorum. Bir örüyorum. Ve iki bu şekilde zincirlerim bitene kadar 1 2 şeklinde alarak örüyorum. 1 2 1 ve 2 doluyorum. 1 2 Şöyle de bakın çiçeklerimizi. Çiçeklerimizin yönümüzü hangi taraf istersek sonrasında o tarafa toplarsak çok daha güzel duracaktır. Şimdi ben devam ediyorum. Son zincirimize gelene kadar ikili trabzanlarımızı bu şekilde ördüm. Diğer yönünü çeviriyorum. Bakınız diğer yönüne daha ağırlıklı çiçeklerim doğru. Bu yönü düz olarak görmek istediğim için. Hemen isterseniz çevirebilirsiniz. İsterseniz örgülerimiz bitince şöyle çiçeklerimizi ön tarafa doğru çıkarabilirsiniz. Bakın çiçekler arkada değil önde toparlanırlar. Daha güzel yoğun çiçekli bir boyunluğumuz olur. Daha sonra bitince de diğer trabzanlarımız ördükten sonra da bu işlemi çalışabilirsiniz. Bakın arka dümdüz önde çiçeklerimiz. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayabiliriz. En son trabzanımı ördükten sonra son trabzanımız bakın üzerine zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Sonrasında altta gördüğüm bütün trabzanlarımın üzerine yine iki defa da aldığım trabzanlarımı örüyorum. sırası ile atlamadan hepsini örüyoruz. Çiçeğimi sonra düzeltmek istiyorum. Bakın burada hemen yanına batıyorum. Birer birer. Aşağıdaki ördüğüm trabzanın tam tepesine batarak şöyle. Puslandı. Puslanmasına izin vermiyorum. Şöyle uzatıyorum. Evet. Bir ve iki. Sıra sonuna kadar ikinci sıramızı da tamamlayalım. İkinci sıra trabzanımızı da tamamladık. Çiçeklerimi ben ön kısma doğru toparladım. Şöyle arkasını görmekteyiz. Şimdi üçüncü ve son sıramıza başlıyoruz. Yine üç tane zincirimizi çekelim. Bir, iki ve üç. Üç tane zincirimi çektim. Şöyle biraz sıkı çektim. Eli gevşek olanlar bir tane de çekebilirler. Ve sıradaki ikinci trabzanıma gelerek batıyorum. Bir ve iki. Birer birer burayı da örüyoruz. Her bir trabzanımızın üzerine bir tane trabzanımızı Örelim. 1 ve 2 çiçekimizi. Çiçeklerimizi lütfen örme esnasında değil, ördükten sonra düzeltelim. Sadece örgümüze yoğunlaşalım şu aşamada. Trabzanlarımızı atlamadan birer birer örelim. 3. ve son sıramızı Üçüncü ve son sıramızı ördüm arkadan ve önden görünümü. Şimdi zincirlerimizi örmeye başlayalım. Son trabzanımın üzerine battım bakınız son trabzanımız. Bunun üzerinden 35 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34 ve 35. İlk e, boğazı biraz daha aşağıda dursun isterseniz. 40 da çekebilirsiniz. Hani boğazı darlamasın derken. Ya da eliniz ince, ipiniz ince ise. 35 değil mutlaka 45 olmalı. Şimdi bu zincirimi çektikten sonra. Şurada bakınız. Şöyle örgümü çeviriyorum bakın. Örgüm burada ve zincirim de burada. Şöyle düzeltelim. Bir buz ayarımız geçsin. Bakın şöyle çevirdiğim zaman bu uçtan zincirimi çekmeye başladım. Bunun tam karşılığı şu kısma gelecek şekilde en uç kısma birleştireceğiz. Buradan diğer tarafa birleştiriyoruz. Dibine giriyorum. İçinden geçiyorum ve sık iğne ile tamamlanıyorum, bağlıyorum. Şöyle görelim bakınız. Bu uçta bitirmiştik. Zincirimi çekmeye başladım. 35 zincirimi çektim. Yine aynı alt kısmın bakın en uç kısmına gelerek buraya sabitledim. Şimdi hiçbir zaman aynı zincir sayısını fularımızda çekmiyoruz. Arkaya alta doğru zincirlerle uzadığı için her bir zincirimizin arasında beşer tane e, zincirimiz olacak. Burada 35 tane çektim. Şimdi öreceğimi 40 Oradan döneceğim 45, 50, 55 şeklinde e, artarak gidiyoruz ki aşağıya doğru zincirimiz bir kolye edasıyla dökülsün. Bağlandığım noktada 40 tane zincir çekmeye başlıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ipim yarımlandı, 13, 14, 15, 16, 17, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, 39 ve 40. 40 tane zincirimi bu noktada çektim. Şimdi diğer tarafın çıkışını yaptığım ilk yere gelerek batıyorum. Bunun için batmak için de örgümün tabii ki yönünü çeviriyorum. Aynı yere bakın çıktığım yere şöyle şuradan çıkmıştım. Batıyorum. Zincirlerimizi beşer beşer aşağıya doğru bakınız oluşturacağız. Çok da fazla çekip aradaki mesafeyi de büyütmüyoruz. Aynı sayıda zincir de çekip e, boynumuzu sıkıştırmıyoruz. Buradaki önemli olan kısım beşer beşer aşağıya doğru fularımızı e, güzelleştirip devam ettirmek. Şimdi aynı yere batmıştım. Buradan 35'te 40'tı. Şimdi 45 zincir çekerek diğer tarafa doğru geliyorum. Bir buraya bir diğer tarafa batarak şu aradaki boşluğu dolduracağız. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 45 tane zincirimi çektim ve çeviriyorum. Zincir sayısını eğer şaşırırsanız başladığımızdan itibaren beşer beşer sayabilirsiniz. 35 40 şu an elimde 45. Şimdi bunu hemen şuradaki bağlantı yerinin yanına gelerek batıyorum. Yana bakınız. Buraya batmıştım. Hemen yana batıyorum ve burada şöyle içinden geçerek sık iğne ile sabitliyorum ve buradan tekrar zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 her birini biraz yana yani her battığımız iki tane olacak sonra diğer taraftan da gelip buraya batacağız şimdi zincirimi çekiyorum 50 tane zincirimi çektim çeviriyorum bu ikisini aynı yere batmıştım hemen yanındaki bölüme girerek batıyorum bakın nasıl yana biraz ileriye ileriye giderek burayı tamamlayacağız ve e, zincir çekerek ördüğümüz bu çalışmamızda tamamen her sırada beşer zincir artırarak bu boşlukları karşılıklı dolduracağız şimdi zincirimi çekiyorum 5 yine fazla olacak 35 40 45 50 buradaki 55 zincir olacak 2 3 4 5 6 6 zincirde saymaya bırakmıştım 55 tane olana kadar ördüm şimdi şöyle bir görmenizi istiyorum 35 40 45 50 55 her seferinde beşer tane örerek yani artırarak geldik ki aşağıya doğru bu uyum olsun zincirlerimizin arasında. Şöyle burası boynumuzun arkasında kalacak. Bu kısım ise önümüze gelecek kısım. Şimdi birleşme yerlerini tekrar göstermek istiyorum. Bakınız her bir bölüme 2-2 batıyoruz. Şimdiki batacağım bölüm ilk olarak başlatacağım. Sonrasında yeniden geleceğim. Diğer tarafa bakalım. Her bir bölüme çift çift batıyoruz ve burayı beşer beşer artırarak ilerletiyoruz. Tabi kullanacak kişinin istediği e, uzunluk ölçüsünde olması çok önemli. Diğer e, çok aşağıya doğru istemiyorsa aradaki zincir mesafelerini 5 değil ikişer üçer olarak da artırabiliriz Hani çok doldurmak istiyorsanız arayı 5'er 5'er değil de 3'er ikişer olarak da artışları yapabilirsiniz ama önemli olan burada artış yaparak devam ettirmek. Hani aynı sayıda olup e, çekme olması. 2-3 tane bile olsa mutlaka artış yapıp aşağıya doğru boynumuzdan dökülmesini sağlayalım. Şimdi bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra yeniden bakınız yeni yerimize batıyoruz. Şöyle zincirimi çektim 55 tane alıyorum yönünü batıyorum. Bakın burada biraz önce battığım yer burası hemen yanına gelen yere giriyorum. Buradan tekrar zincirimi çekmeye başlıyorum. 3, 4, 5, 6. Karşıya geçip batacağız. Zincir sayımı tamamladım. Karşıya geçiyorum. Bakınız bir tanesini içten batıyorum. Bir tanesini dıştan batıyorum. Buradan geldim. Diğer tarafa dıştan batmıştım. Burada bakın ters yönde. 2, 2 batığım için hemen yan tarafa doğru geçiyorum. Tırabzanıma giriyorum. Bağlanıyorum. Şöyle bakın tırabzanıma girdim ve bağlanıyorum. Bu şekilde artışlarımızı yaparak şimdi buradan örüyorum. Buradan ördüm dedi dış taraftan batacağım ve bir ileriye batacağım bakınız. Burada bir ileriye buradaki kalan boşluğu dolduralım. Zincirlerimi çekerek boyun bölümümüzü bu şekilde doldurduk. En son zincirimizi de sizlerle birlikte batalım. Bakınız en son zincirimi bu yönden çekerek geldim. Diğer tarafa batıyorum ve tamamlıyorum. Ee, i̇stediğiniz yoğunluk oluşana kadar bu şekilde işlemlerimizi tekrar edebilirsiniz. Şimdi ipimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ipimi de içe doğru şöyle gizliyorum. Geriden geriden alarak ilerliyoruz ki ipimizi iyice yok edelim bayağı uzaklaştık şöyle bir de geri gelip kilit yapıyorum ve buradan ipimi kesiyorum şimdi zincirden oluşan fularımızı görüyoruz şurası ensemizde kalacak bölüm şu kısım ise önümüzü böyle çiçekleriyle dolduracak olan bölüm. Kaç tane zincir isterseniz yapabilirsiniz. Eğer istediğiniz yoluna göre sayalım. Bakın kaç tane zincir kullandığımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 yapmışım. Daha az yapmak isteyen arkadaşlarım yine daha az olarak kullanabilirler ya da daha yoğun kullanmak isteyenler daha yoğun sıkıştırarak, daha sıkı sıkı batarak şöyle şu kısımlara ikişer değil, üçerlikte de batabilir ama bu ölçü gayet ideal, güzel bir ölçü. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık çalışmamızı benle beraber sizler de yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle güzel hediyelik bir çalışma. Gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir dostuma yapmaktayım, arkadaşıma yapmaktayım. Umarım ona güzellikler, iyilikler getirir hediye edeceği kişiye. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.